Arkadaşlar selamlar. Bugün Eyüp'le beraberiz. Şimdi Eyüp'le ben tanışmamı anlatayım ilk önce. Bir gün Kadıköy'de canlı çalışıyorduk. Çalışırken bir yandan da N11 ile ilgili kim paylaşımda bulunmuş. İşte bu N11'in daha çok aslında teknik tarafıyla ürün yükleme, işte toplu ürün yükleme, XML yüklemesi gibi konularda. Derken araştırma yaparken YouTube'dan Eyüp'ün kanalını gördüm. Eyüp bayağı önce anlatmıştın galiba değil mi? Birkaç sene önce mi? Geçen senenin içinde mi? Yani geçen sene anlatmıştım. Baktım gayet güzel anlatmış Eyüp. Ben de dedim ki şu anda hani bu tarz böyle teknik tarafa da ilgisi olan ve işi de içeriden bilen arkadaşlarla tanışmak istiyoruz. Eyüp Bey'e mesaj attım. Sağ olsun kendisi de o gün müsaitmiş. Kadıköy'de bizim çalıştığımız yere geldi. Ve sonrasında Eyüp'le tanıştık. Bu vesileyle size Eyüp'le de tanıştırayım. Selamlar Eyüp, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Yiğit Bey. Teşekkür ederim. Ya Nasılsınız? iyidir. Yiğit Bey demene gerek yok zaten Eyüp yani. O kadar Aa. formal insanlar değiliz. Normal Yiğit diyebilirsin abi. Şimdi dediğim gibi Eyüp'le ondan sonra ben arkadaşlar tanıştıktan sonra biraz konuştuk birkaç kere. Sonra dedim ki eğer hani bizim böyle bir Facebook grubumuz var. Hatta kendisi Facebook bile kullanmıyordu. Ya da bir tane Facebook hesabı varmış da aktif değilmiş yani. Bizim böyle bir Facebook grubumuz var. Facebook grubumuzda biz de işte yardımcı olabilir misin? Soru soran yeni başlayan arkadaşlara destek olabilir misin? Kendisi de sağ olsun o günden beri aktif olarak Facebook grubunda özellikle bu Türkiye'den alım satımlarda, Tahtakale'den alım satımlarda bizim üyelerimize yardımcı oluyor. Şimdi Eyüp istersen şöyle yapalım. Bugün biraz senin hayatın, yani günün daha doğrusu nasıl geçiyor? Türkiye'de satış platformlarına nasıl başladın? Ağırlıklı olarak hangi platformlardan satış yapıyorsun? İstersen biraz onlardan doğal bir süreç içinde bahsedelim. E-ticarete 4 sene önce başladım. 4 sene falan mı diyelim dedim. Arkadaşla başlamıştım. Küçük ev aleti alıp satıyordum. Küçük ev aleti. Yani küçük ev aletleri. Yani elektronik ürünler falan. İşte Simbo vesaire gibi diyelim marka olarak. Onlarla başladık. İşte onun yanına powerbankler koyduk. Mouse'u klavyede derken o şekilde devam ettik. Sonra arkadaşla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Ayrıldık. 2 senedir tek başıma devam ediyorum. Yani ilk baş bir İngiltere'den ürün de getirmemiz oldu. Hani ürün getirdim. Şarap kupaları vesaire. O da tutmadı. Pek başarılı olamadık açıkçası. Olabilir, normal bir Ondan şey. sonra Başarılı ondan değil. sonra Tahtakale'den şu anda ürün alıp satıyorum. Ağırlığım orası yani. Nasıl geçiyor günün? Biz seninle buluştuğumuz günde sanırım Tahtakale'deydin. Sen geri dönüyordun. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani Doğru. şimdi önce de aslında şeyi sorayım. Hangi platformlarda satış yapıyorsun Türkiye'de? Ya ağırlığım N11'de. N11 hepsi burada. EPT'de AVM var bir de şu an için. Üçü ama hepsi burada maalesef son zamanlarda biraz komisyonları arttı. Satışlar açıkçası durgun. Amazon var bir de ama Amazon'dan da pek bir hareket yok. 3 haftadır sıfırım yani. Amazon'da maalesef bir hareket yok. Ben üyelerimizin söylediklerini takip ediyorum. Hepsi burada sürekli bir komisyon artması ya da ne bileyim ekstra bir masraf çıkmasından bahsediyorlar. Hatta bugün yeni bir paylaşımda bulmuşlardı, okudum. Gene bir şeyin Evet. fiyatı artmış. Geç gönderinin Aynen. fiyatı artmıştı. Bugün de kargo ile ilgili bir şeyin fiyatı artmış. Aynen. Tam okumak Ben istedim. de pardon araya girdim özür Yok dilerim. tabii. Aynen ben paylaştım bir şey. Kargo fiyatlarında fiyat yani zam yapmıştı. 30 TL altında %10 artı KDV ile ürün bedelini bunu alıyordu. Şu anda sabit 2.99 artı KDV yapmışlar onu. Yani gitgide satış zorlaşıyor hepsi burada da. Neden Neden böyle öyle oluyor onu da diyorlar bilmiyorum. bilmiyorum ama tabii kendileri için mutlaka geçerli sebepleri vardır. Sen satışlarını böyle yüzdelik dilimlere ayırırsan yüzde kaçı hangisinden oluyor gibi bir şey söyleyebilir misin bize aşağı yukarı? Yani %70'e yakın diyelim N11. 70'e yakın ömrü oldukça önde. Gitti gidiyor oradan satıyor musun? Gitti gidiyor. Yani bir ara yapıyordum ama şu an bıraktım yani. Bayağıdır yapmıyorum ama şeyim var yani onu söyleyeyim. Yakın zamanda başlayacağım tekrar. Bize bir gününü anlatır mısın Eyüp? Yani mesela şimdi ben açıkçası hani Tahtakale'ye gitmiştim tabii ki vardır ama çok fazla benim içli dışlı olduğum bir alan değil. Bizim ekipten daha çok Aytaç gidip geliyor. Şimdi mesela oradaki tedarikçilerle iletişim nasıl sağlıyorsun? Geçen gün bir canlı yayınımızda şey gibi bir yorum olmuştu hatta. Birisi demişti ki Tahtakale bataklıktır. İşte oradan ürün alamazsınız falan gibi şeyler olmuştu ki eminim
Hani gerçekten zor yanları da vardır. Nelere dikkat etmek lazım? Bir de senin bir günün nasıl geçiyor? Ya ben çıkıyorum. Şimdi home office çalışıyorum bir süredir. Yaklaşık bir senedir home office çalışıyorum. İşte çıkıyorum evden. Karşıya geçiyorum. Tahtakale'ye geçiyorum. Daha doğrusu başlangıcı ben söyleyeyim. Hani nasıl tanıştım Tahtakale'yle? Bir abimiz vesile olmuştu. Hani biz ondan mal alıp satıyorduk. Sonra dedik hani Tahtakale'ye gidin işte. Tahtakale'de ürünleri araştırabilirsiniz. Hani öyle bir güzellik yapmıştı bize. Ben de Tahtakale'ye her gün uğramaya başladım. İlk başlarda haftada 2000 falan uğruyordum. Sonra işte 3 gün oldu. 4 gün derken artık haftanın yani hafta içi diyelim. Haftanın 5 günü Tahtakale'deyim. Sürekli araştırma yapıyorum. İşte kim ne satıyor? Yeni gelen ürün var mı? Yok mu? Biten ürün ne? Atıyorum biten ürün varsa satışa kapatıyorum. Yeni bir ürün varsa hemen satışa açıyorum. Daha çok araştırma yapıyorum yani. Halen de yapıyorum. Yani bitmiyor araştırma. Çalışma prensibin nasıl? Sen bildiğim kadarıyla Xamarin falan yani dropshipping yapmıyorsun diye biliyorum Türkiye platformlarında. Çalışma prensibin nasıl? Mesela sen ürün listelemelerini yapıyorsun. Tahtakale'deki tedarikçilerle aynı zamanda aslında bir tanışıklığın var. Ürünü kendin stoklu tutmuyorsun. Sipariş geldiğinde direkt Tahtakale'den mi gönderiyorsun? Ya şimdi genelde tabii al sat ediyoruz hani Tahtakale'den alıyoruz. Stok yapamıyorum çünkü home office çalıştığım için biraz zorluklar oluyor. Yani her yeri dolduramıyorum rahat bir Mutlaka. şekilde. Daha çok işte dediğim gibi hani Tahtakale'den alıyorum ama şey kullanmıyorum. Hani XML hani bir şirketin XML'ini kullanıyorum. O da bir kere yükledim. Ürün giriş çıkışı mesela ürün bittiği zaman anında kapatıyorum. Yani manuel yapıyorum bunu. Hani Ya sürekli takibini. seninki aslında değişik bir iş modeli gibi Eyüp. Yani Evet. dropshipping de değil. Tam olarak stoklu çalışma da değil. Sen her gün aslında bir iş gibi Tahtakale'ye gidiyorsun. Tahtakale'deki tedarikçilerinle konuşuyorsun. Biten mal var mı? Yeni çıkan mal var mı? Yeni çıkan mal varsa bunları işte satış platformlarına ekliyorsun. Sipariş geldiği zaman da aynı gün içinde ya da en geç muhtemelen ertesi gün tedarikçinden tedarik edip hemen gönderimini yapıyorsun anladığım kadarıyla. Kesinlikle o şekilde. Ama dediğim gibi yani stok olayı benim için çok önemli. Yani yaklaşık N11'de hani bilmiyorum söylememde bir sakınca var mı da 2 senede 5000 üzerinde bir başını tamamladım. Hani bir tane bile reddim yok. Gayet iyi bir rakam 5000 tane bu arada. Yani bir tane bile red söz konusu değil. Herhangi bir iptal falan da söz konusu. Yani iade ister istemez oluyor. Stoğa çok önem veriyorum. Yani stok kontrolüne daha çok önem veriyorum öyle söyleyeyim. Hani sağlam olan firmalarla çalışıyorum. Hani stoğu sağlam. Mesela şimdi egzemel alan arkadaşlarım var. Yüklüyorlar. Günlük güncelleseler bile hani tabiri caizse onların tabiriyle söyleyeyim daha doğrusu. Gol yiyoruz diyor. Niye? Çünkü egzemel veren firmanın şeyi güncel değil. Yani ürün Evet, stoğunda bitiyor ama kendi problem var tabii. Olabilir yani. yani o tarz firmalarla pek çalışmıyorum veya çalışırsam da bu grupta da daha önce söylemiştim. Atıyorum egzemel yüklerim diyelim. 30 ve üzeri altında bir ürün varsa onu satışa kapatıyorum. Ama tabii bunu manuel yani program ve nasıl söyleyeyim üzerinde oynuyorum yani. Ya senin şimdi buradaki durumundaki arkadaşlar da yani nasıl açıklayacağımızı söylersek bu benim hep söylediğim gibi arkadaşlar aslında efor sarf edilen bir model. Yani olay şu değil. Hani sadece bilgisayar başında oturarak aslında büyük bir işi yapmıyor. Hadi stoklu çalışıyorsanız kendi ofisinizde bilgisayarın başında bunu yönetebilirsiniz ama evimin artık muhtemelen yani Tahtakale'ye gide gele oradaki dükkanlarla benim tahminim herhalde artık ismen tanışıyorsunuzdur değil mi? Yani oradaki dükkan sahipleri artık seni gördük kapıdan girerken gördükleri zaman Eyüp hoş geldin diyorlardır haftada 5 gün gidiyorsan. Tabii tabii kesinlikle ya hitap ediyorlar. Aramız iyi. Çay ısmarlıyorlar, yemek ısmarlıyorlar yani. Çoğu Bir de yapmadım. şu var şimdi siz ilk başladığınız zaman böyle bir şeye muhtemelen Eyüp'ün aldığı fiyatları alamayacaksınızdır. Ve aynı zamanda size dükkan sahipleri aynı yakınlığı göstermeyecektir. Çünkü sizin bir kere kendinizi iyi bir alıcı ve internet satıcısı olarak kanıtlamanız gerekli. Şimdi Eyüp diyor ya 5000 tane sipariş tamamladım N11'de diye. Bu siparişlerin her biri aslında Eyüp'e bir kredibilite sağlıyor. Değil mi? Yani senin muhtemelen ilişkilerini sen değerlendirecek olursan tedarikçilerle, hani ilk başladığında nasıldı, şimdi ne noktaya geldi? Arada bir fark gördün mü hiç? Ya fark var tabii ki. Mesela ilk başta gidiyorduk. Bir tane iki tane istedik mesela herhangi bir ürün. Kılıf diyelim. Bir tane alıyorduk. Adamlar ağız burun yapıyordu. Veyahut da atıyorum kılıfın toplam fiyatı 5 liraysa hani 10 liraya vermeye çalışıyorlardı. Veya 10 liraya veriyorlardı. O tür zorluklar yaşadım.
Ama zamanla bunlar oturdu. E tabii biz de hani şimdi teklif almıyoruz. Aldığımız zaman atıyorum sipariş bir tane bile gelse 5 tane alıyoruz. Yani ona göre fiyatlı alıyoruz tabii. Vadeli çalıştığım yani tek bir yer var. Hani tabii dediğiniz gibi yani bu ilişkiler ilerledikçe adamlar hani vadede açabiliyor. Karşılıklı oluyor tabii bunlar hani ilişkiyle alakalı. Diyalogla alakalı daha doğrusu. İlişki derken yanlış anlaşılmadı. Bir şekilde oturttuk yani düzeni. Ama koşturmak şimdi lazım. Eyüp şeyi sordu yayından önce. Dedi ki benim çalıştığım firmaların isimlerini de vereyim mi? Ben de dedim ki yani bir önce kendilerine izin alalım. Şimdi yani belki de istemezler o sebepten ya da bu sebepten dolayı. İzin aldıktan sonra arkadaşlar hani bu tahtakalede Eyüp'ün çalıştığı firmaları da Facebook grubundan paylaşırız. Altta link var Facebook grubuna. Oradan öğrenebilirsiniz ama tabii izin verirlerse dediğim gibi önce kendini sormamız lazım. Şimdi ben Eyüp sana şeyi sorayım. Tahtakale'ye yani her gün haftada 5 gün giden biri olarak bu geçen yayındaki mesela bir arkadaşımız demişti ki hani tekrar şeyden söyleyeceğim hani Tahtakale işte bataklıktır. Oradan fatura alamazsınız falan gibi bir şey söylemişti. Ben de kendi adıma hani yorum yapabilecek aslında yetiye sahip değilim. Burada senin çalıştıkların zaten N11'de satıyorsan bir noktada mutlaka fatura alıyorsun. Gerçekten böyle bir şey var mı? Ya da gerçekten Tahtakale'yi bataklık olarak değerlendirir misin? Ya da nelere dikkat etmek lazım Tahtakale'de? Ya bataklık olarak değerlendiremeyiz. Ama şunu tabii şöyle bir zorluk var. Yani fatura ilk başlarda biraz problem olabiliyor açık konuşmak gerekirse. Çok şükür onu tabii oturttum ben yani. Dediğim gibi hani ikili diyaloglar çok önemli burada. Mesela bir tane 10 tane ürünü de alsanız adam fatura vermeyebiliyor. Hani KDV'sini verseniz bile adam ulaşmak istemiyor. Yani bu tür zorlukları ben de yaşadım. Ya ama düzgün çalışanlar da var. Onları bulmak lazım. Hani araştırmak lazım. Dediğiniz gibi hani siz de daha demin hani bilgisayar başında oturup hani işte dropshipping yapan falan da olmuyor. Ya yani biraz efor sarf etmek lazım. Yani ya sağlam firmalar da var. Şey olarak söyleyeyim arkadaşlar bu çok önemli bir şey. Mutlaka ve mutlaka işi kitabına uygun yapın. Yani hani yok ben fatura almayayım işte şu kadar indirim olur falan kesinlikle yapmayın. Uzun vadede mutlaka zarar görürsünüz bundan. Yani siz burada eğer böyle bir iş yapacaksanız bunu sürdürülebilir bir iş olarak planlamalısınız. Ve bu faturasız işler falan sakın bunlara girmeyin derim. Benim kendi size nacizane tavsiyem. Her şeyi kitabına uygun olarak yapın. Şimdi Eyüp'ün dediği gibi kimi tedarikçilerde problem yaşanabilir. O zaman yaşanmayanını bulacaksınız. Yapacak bir şey yok. Haftada 5 gün giderseniz ya da yani en azından belli bir süre giderseniz bir gün, iki gün artık ne kadar zamanınıza veriyorsa bir süre sonra kendi standartlarınıza yakın, kendi standartlarınızla aynı seviyede olan tedarikçiler bulabilirsiniz. Yani mutlaka Eyüp nasıl bulmuş değil mi? Siz de bulabilirsiniz aslında. Kesinlikle. Yani düzgün çok firma da var yani düzgün çalışan. Hani dediğim gibi fatura zor olabiliyor. Hani bazı yerler uğraşmak istemiyor. Adam mesela diyor ki ya sonra keseriz diyor. Hani nasıl söyleyeyim? Zaman geçiyor sen de unutuyorsun falan filan. Tamam hani alıyorsun ama bayağı bir uzuyor o iş yani öyle söyleyeyim. Çok tehlikeli bir şey. Yani sistemle bir ilişkiyi başta doğru kurmak gerekti. Bak aynen. Ben senden bir şey alıyorum. Karşılığında da bana faturasını ver. Yani burada işte belki tehlikeli olan nokta ilk defa yaparken acemili arkadaşlar orada yanlış yönlendirilme ihtimali olabilir. Yani ya herkes böyle yapıyor sen de yap boş ver falan gibisinden. Bunlar dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka faturalı iş yapın. Bunu zaten her zaman söylüyorum. Yani her zaman kitabına uygun olarak iş yapın. Bunun size emin olun uzun vadede yararı olur her noktada. Eyüp şeyde şimdi mesela N11 satışları derken N11'de şu anda en çok ne tarz ürünler Tahtakale'den alınıp satılıyor? Ya da en karlı ürün grupları ne? O şekilde sorayım. Şu anda telefon aksesuarları benim diyorum kaderle. Yani zaten komisyonları da belli yani telefon aksesuarının komisyonları biraz yüksek. Ağırlıkta telefon aksesuarı gidiyor. Hani hediyelik ürünler de var daha çok böyle nasıl söyleyeyim? Kına gecelerinde falan hani şeyler olur diye böyle süsler hani misal. Onları satanlar da çok oluyor. Hani el işi diyelim. Onlarda da bayağı bir şey var. Hareketlilik var. Ama ağırlık telefon aksesuarı. Senin herhalde günlük yani her gün değildir tabii de ortalama 20 siparişle 35 sipariş arası çıkartıyorsun diye tahmin ediyorum. Yani aynen. Kesinlikle. Zorlandın mı? Kusura bakma biraz heyecan var. Neden heyecan oldu onu da anlamadım. Yani. Yok yok bir şey olmaz ya. O normal ilk defa. Şeyi sorayım şimdi mesela diyelim ki sana 25 tane sipariş geldi o gün. Hadi 30 diyelim yuvarlak.
Ve bunları kargolaman gerekti. Şimdi sonuçta bugün geldi, yarın da gelecek, ertesi gün de gelecek. Tahtakale'de çalıştığın belirli dükkanlar var. Sistem nasıl çalışıyor? Mesela gidiyorsun o dükkanlardan bu ürünleri temin ediyorsun. Sonra bu ürünleri aynı gün ya da işte ertesi gün kargoya mı veriyorsun? Her gün yani aslında ya da kargoya bir kere mi gidiyorsun gün içinde yoksa sürekli mi gidiyorsun? Bunun yönetimi nasıl yapıyorsun? Şimdi ben ürünlerin tedarikini yapıyorum Tahtakale'den. Sonra ofise dönüyorum. Yani eve dönüyorum. Home office çalışıyorum. Eve dönüyorum. Faturamaları kesiyorum. Faturaları kestikten sonra paketlemeye geçiyorum. Paketlemeden sonra direkt kargoya doğru yola çıkıyorum. İki kargoyla çalışıyorum şu anda. Aras kargo ve Sürat kargo. Yani gün içinde bütün kargoları çıkartmaya çalışıyorum. Hangisi dedin? Aras ve Sürat mıydı? Evet. Aras kargo ve Sürat kargo. Hangisinin de geri dönüşüm daha iyi? Bir tavsiye. Yani 5000 tane kargolamış birisi olarak hangisinden daha memnunsun? Aynı şimdi, şimdi dönemsel olarak şey olabiliyor. Hani benzerlikler olabiliyor. Mesela bir ara Sürat çok kötü oluyor. Aras'a dönüyoruz. Çok mesela bir süre o iyi gidiyor ama ondan sonra o da Sürat gibi sıkıntı yaratmaya başlıyor. Açıkçası ikisi de aynı. Hani fiyat bakımından dersek ben Sürat kargoyu şu anda tercih ediyorum. Ağırlık orada yani. Fiyatta Sürat biraz daha avantajlı benim de bildiğim kadarıyla. Şeyde peki Eyüp, şimdi sen artık tecrübeli denilecek bir noktadasın. Yeni başlayan arkadaşlara tavsiyelerin nedir? Yani özellikle bu Tahtakale tarafında senin iyi bildiğin noktada. Ya dediğim gibi bir önce piyasa araştırması yapmaları gerekiyor. Hani ne satabiliriz? Nereden alabiliriz? Ürün tedarikini çok iyi yapmaları gerekiyor. İşte stok yapacaklarsa nasıl söyleyeyim? Yüklü bir ürün çekmeleri lazım. Hani stok yapsınlar. Hani yüklü malı alsınlar. Çünkü Tahtakale piyasasında şöyle size örnek vereyim. 2 gün önce 3000 tane olan ürün dün bugün bitmiş. Yok yani. Olmayabiliyor. Hatta birisi gelip toplu alıyor da olabilir bir yandan. Kesinlikle kesinlikle. Toplu alan çok oluyor. Yani stoklu çalışacaklarsa hani maddi durumlarına göre stoğunu ona göre ayarlasınlar. Ya da çalıştığı yerlerin nasıl söyleyeyim stoklarını yapmaları lazım. Sağlam mı değil mi hani? Veya egzemel alıyorlarsa stokları dediğim gibi yani sağlam mı? Nasıl? Ona dikkat etmeleri gerekiyor. Şeyde senin maliyetler konusunda bir tavsiyen var mı arkadaşlara? Çünkü benim fark ettiğim bir şey çoğu arkadaş kar ediyorum derken aslında kar etmiyor. Yani hesap kitabı iyi yapmaları lazım. Geçen biz de onun bir sohbetini ettik. Mesela Tahtakale'de mal aldığım vatandaşta. Ya ben gidiyorum aynı üründen 20 tane alıyorum. Başkası geliyor bir tane alıyor. Neyse hepsi burada'ya bakıyorum. Hani ürün atıyorum ben o ürünü 15 liraya listelemişim. Yani bir tane alan vatandaş 7,5 liraya koyuyor onu. Hani hesaplıyorum Allah Allah nasıl oluyor bu diyorum. Adıyorum bakıyorum 1 lira zararına satıyor. Söylüyorum hani mesela mal aldığım yere söylüyorum. Abi diyorum hani bilmediğimiz bir durum mu var? Hani farklı bir fiyattan mı? Adam defteri çıkarıyor mesela al diyor. Bak buna bu fiyattan vermişim diyor. O en kötü yani, şey yani işte burada da problem şey mesela bizim gibi eğer kendi üretimin olan daha doğrusu dizaynını kendin yaptığın bir şey satıyorsan bu konuda daha rahatsın. Çünkü sonuçta benim kendi ürünümde rakibim yok. Ama kesinlikle. OEM denilen tarzda yani çoklu üretim malları satıyorsan maalesef böyle bir problemle karşılaşıyorsun. Bu sohbetleri istersen detaylandıralım ilerleyen zamanlarda da. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Facebook grubundan zaten Eyüp mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyor. Zaman oldukça tabii ki. Gene Eyüp'ün teknik bilgisi de gayet iyi. İşte dediğim gibi bu N11'e yükleme. Yani bir aslında teknik background geçmişten gelmiyor sanırım ama bir teknik el yatkınlığı var gördüğüm kadarıyla. Bu tarz sorularda arkadaşlar Eyüp'e yani tabii ki direkt Eyüp'e sormayın soruları gruba sorun. Çünkü biliyorsunuz grup genel bir yardımlaşma platformu. Fakat mümkün olduğunca hem ben hem Eyüp hem diğer arkadaşlarımız destek oluyor. Bunun yanında arkadaşlar gene bahsettiğim gibi eğer Eyüp firmalardan izin alırsa Facebook grubunda da firmaları paylaşırız. Siz de kendileriyle tanışırsınız. Şu an için Eyüp teşekkür ediyorum katılımın için. Bu ilk yayınımız oldu. Sonrasında konuları detaylandırırız ve bir başlık belirleriz her gün için. O şekilde ilerleriz istersen. Çok teşekkürler zamanın için. Rica ederim. Biraz heyecan yaptık. Kusura bakmayın. İlk yok yayın abi, olur yani. Estağfurullah. Ne olacak? Gittikçe alışırsın. Merak etme. Kendine iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun siz de. Görüşmek üzere.